Efendim canım. Kayınvaliden hep böyle enteresan bir insan mı? Benim kayınvalidem kaoslar kraliçesi, entrikalar kraliçesi bence. Şimdi size bir şey anlatacağım. Ben ya da Özgü ne zaman biz kayınvalidemi arasak direkt telefon açılır. İkinci çalmada falan açılır. Bekliyor zaten elinde biz arayalım. He. Neyse bir gün arıyorum bir hafta sonu. Arıyorum arıyorum açmıyor. Arıyorum Allah arıyorum Allah. Açmıyor. Allah Allah. Allah Allah dedim ne oluyor? Sevilay Hanım bir de yani. Evet arıyorum arıyorum asla ve katiyen açmıyor. Neyse böyle olmayacak dedik bayağı biz panikledik. Hemen gittik eve. Bende zaten yedek anahtarı var ya. He. Eve bir girdim. Evin her yeri derli toplu. Allah Allah. Evde bir tane bak bir tane net söylüyorum. Bir kırışıklık bir dalma yok. Tatile o eve kimse kadın? Gelmemiş gibi bak sıfır. Ya sağa bakıyoruz sola bakıyoruz biz bu sefer görünce daha da panikledik. Dedik, tabii hani insan kadına, korkar yani. Tabii canım kadına bir şey mi oldu yani eve kimse adım atmamış gibi hasret. Yani ya kapıdan kimse gibi. Girmemiş gibi. Bir şey mi neyse, olmuş peki? Neyse dolaptan bir tıkır tıkır sesler geldi gardırobundan. Ha. Dedim herhalde kedisi. O zamanlar kedisi yaşıyordu. Dedim herhalde Hürrem. Bir baktım Hürrem'i de gördüm. Hürrem dedi. Hırsız mı var evde yani? Dolabı bir açtık ki kayınvalidem çocuk gibi dolabın içinde oturmuş. İnanmıyorum ya. Yani. Yapar ya. Sevilay Hanım'da o çocuksu şey var yani. O olay var. Peki açıklaması ne oldu? Bir de not yazmış. Diyor ki notta varlığıma alışamadınız. Yokluğuma belki alışırsınız. Diyelim sen 3 gün sonra eve gittin. Heh. 3 gün sonra mı çıkacaktı yani? Ne yapacaktı? 3 gün orada aç susuz bekleyecek ya, miydi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir şey daha söyleyeyim hadi. En son kayınvalidem gitti ya sandviç falan vardı dolabın içinde. Bildiğin beslenme sepetini almış oturmuş. Ha stoklamış yani. Gerçekten. Ha, hazırlıklı yani önlerini almış. Belki yani, de sen şey kapıyı açmana yakın koşarak gitti dolaba. Klasik kayınvalidem ilgi istediği için ya bu Beyhan teyzenin şey olayına döndü Yeşim. He. Adını sen söyle. Mezar muhabbeti var değil mi? Mezar duygusala taşı. Duygusala bağlama. Ha, duygusala bağlama. Amaç orada işte kaos yaratıyor, intrika yaratıyor. Biraz... Eşim de bana diyor ki aşkım diyor, annemi diyor niye böyle üzdün diyor. Sevilay teyzenin huyu belli. Benim gibi çocuk ruhlu bir insan. Hasret küçülün de cebime girin bari çocuk ruhlularmış. Ya Sevilay annesine laf söyletmez o. Ne yapsa haklıdır yani. Ne var yani Miyaseciğim? İlgi istiyor kadın. Biraz ilgilenin şu kadınla. Dışarıda ilgi yaramasın. Sen ilgileniyorsun. Hasret, onun ilgisini de ben veririm sevgisini de. Bu seni ilgilendirmez. Sadece burada anlattım size. Acaba 30 dakika mı deseydi acaba? Bence olabilir. Olabilir. Aynen. Çabuk ben bayağı heyecan bekliyordum. Alışkın olmayınca 30 tuhaf gelmiş. Gelinlerim. Başta bir heyecanı yaptık da. İnanamıyorum kız. Birazdan 5 bileziği acaba kim kazanacak? Yönetmenim bunun şerefine bizi bir oynat.